Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yayın için kamera incelemeleri yapacağız. Uzun süredir yorumlarda kamera önerisi soran arkadaşlarımıza bir rehber niteliğinde olacak ucuz, orta, pahalı kameralara bir göz atacağız. Öncelikle sizlere belirtmek isterim ki görüntünüzü yayına iletebilmek için neredeyse kameradan daha önemli bir ekipmanınız olmalı. Yani ışığınız. Emin olun, ışığınız kameradan daha önemli bir etken sağlıyor görüntü kalitesinde. Bununla alakalı olarak bir sonraki videoda sizlere ışık önerilerinde de bulunacağım. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. İlk ürünümüz Monster Pusat 1080p webcam. İnceleme için kendilerinden bir ürün talebinde bulundum fakat sanırım yani abone sayımızın düşüklüğünden dolayı çok da olumlu bir dönüş alamadım ne yazık ki. Bildiğiniz üzere Monster gaming laptopları ile piyasada oldukça büyük bir yer kaplıyor ve aynı zamanda laptop dışında klavye, mouse, monitör ve webcam gibi çevre birimleri de bünyelerinde bulunuyor. İnceleyeceğimiz bu webcam'i piyasadan 350 TL bandında rahatlıkla temin edebiliyorsunuz. Ve özelliklerine baktığımda oldukça fiyat performans ürünü olduğunu görüyorum. Muadil modellerinin çok eski olduğunu ve ne yazık ki bu üründen daha düşük kalitede görüntü ilettiğini fark ettim. Ve bu nedenle 350 TL bandlarında önerebileceğim en kaliteli webcam olduğunu düşünüyorum. 1080p 30 fps görüntü sunan kamera 76 derecelik geniş bir açı sunuyor bizlere. Özellikle yayınlar için geniş bir açısı olması benim gayet ilgimi çekti. Otomatik odaklama özelliğiyle yayınlarınızda sizleri gayet memnun edeceğini düşünüyorum. Eğer bir webcam arayışı içerisindeyseniz listenize bu ürünü de eklemenizi tavsiye ederim. İkinci ürünümüz Logitech C922. Bildiğiniz üzere Logitech markası son derece tercih edilen ve piyasanın en kaliteli webcamlerini üreten markalardan biri. Ben de öncesinde Logitech C920 kullanan biri olarak ne yazık ki artık C922'nin yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Bu nedenle orta segmentte sizlere önerebileceğim ürün C922 olacak. Piyasada ortalama 1000 liralık bir fiyat bandında Logitech C922'yi temin edebiliyorsunuz. 1080p'de 30 fps, 720p'de 60 fps görüntü aktarımı sağlayabilen bu modelde 78 derecelik bir açı bizleri karşılıyor. Yayınlar için gayet yeterli olacaktır. Özellikle Twitch'te yayıncıları gezdiğinizde büyük bir çoğunluğunun C920 veya C922 kullandığı göreceksiniz. Bu nedenle herhangi bir problem yaşamayacağınızı ve gayet sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ucuz orta pahalı yaptık ama arada kalan bir model var. Bu ne pahalı ne de ucuz. Arada bir model. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü yaptığım araştırmalarda gayet makul seviyede olduğunu düşündüğüm bir model. Bu modeli ortayla pahalı arasına konumlandırdım. Çünkü ülkemizde çok tercih edilen bir model değil. Fakat özellikleri benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Üçüncü ürünümüz Logitech Streamcam. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Streamcam'i stoklarda bulmak biraz zor oluyor açıkçası. Fakat stok problemi olmadığı dönemlerde 1500-1600 TL civarında piyasada bulabiliyorduk. Şimdi videoya geçmeden önce yine tekrar teyit etmek amacıyla birkaç siteye baktım. Ve sadece iki sitede ürünü bulabildim ve fiyatları 2000 TL civarında. Eğer kafanızda bu ürünü almak varsa lütfen şu an almayın, biraz bekleyin. Stoklar tazelendiğinde yine 1500-1600 TL civarında bu ürünleri bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Logitech Streamcam 1080p'de 60 fps görüntü sağlayabiliyor ve diğer modellerdeki gibi 78 derecelik bir açıya sahip. Tasarım olarak yumuşak ve kara hatlara sahip Streamcam'i diğer modellerden ayıran en güzel özelliği, kameranızı fiziksel olarak dikey çevirerek dikey olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da eğer Instagram gibi mobil app'lerde yayın yapıyorsanız gerçekten çok işinize yarayacak bir özellik aslında. Eğer mobilde, yani Instagram'da veya farklı platformlarda yayın yapıyorsanız mutlaka bu kamerayı bir gözden geçirmenizi öneririm. Ayrıca eklemek istiyorum, yeni bir model olduğu için USB 3.1 ile bilgisayarınıza bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Dördüncü ürünümüz Logitech Brio. Çok yeni bir model olmamasına rağmen piyasadaki en iyi webcamlerden biri olduğunu düşünüyorum. Brio 4K'da 30 fps,
kez 1080p'de 60 fps görüntü aktarabilen bir yapıya sahip ve diğer modellerden ayrı olarak 90, 78 ve 65 derece olarak kameranızın açısını ayarlayabiliyorsunuz. Brio düşük ışıkta ve direkt olarak güneş ışığına maruz kaldığınız, yani çok düşük ışıkta ve çok yüksek ışıkta, yani geniş bir aydınlatma aralığında daha kaliteli ve daha net görüntü aktarabilmesi için HDR desteği mevcuttur. USB Type-C çıkışı ile bilgisayarınızın USB 3.0 girişinde görüntünüzü aktarabiliyorsunuz. Şöyle bir piyasaya baktığımızda da 2500 lira bandında Logitech Brio'yu temin edebiliyoruz. Bu videonun sonuna şöyle bir bonus bir bölüm eklemek istedim. Bu bonus bölümde kendi şahsi fikirlerimi sizlere bahsedeceğim. Açıkçası 2500 TL bütçelere çıktığımızda bence bir webcam satın almak çok da mantıklı değil. 2500 lira bütçelere çıktıysak biraz daha kendimizi zorlayıp 3000-3500 lira bandına çıkarak bir DSLR kamera satın alabiliriz. Özellikle yayınlarınız için DSLR kamera düşünüyorsanız şu an aktif olarak benim de kullanmış olduğum Sony A6000'e bir bakabilirsiniz. 1080p 60 fps rahatlıkla görüntü çıkışı yapabiliyorsunuz. Zaten kameranın özelliklerini çok fazla anlatmayacağım çünkü yayınlarıma eğer geliyorsanız orada da kalitesini gözlerinizle göreceksinizdir. Fakat burada sizlere birkaç not eklemek istiyorum. Eğer yayın için DSLR kamera satın alacaksanız, alacağınız DSLR kamerada olması gereken çok önemli iki özellik var. Bunlardan birincisi Clean HDMI, İkincisi de Unlimited Runtime. Yani yayın için alacağınız DSLR kamerada mutlaka bu iki özelliğin olup olmadığını kontrol edin. Şuraya bir yere eklediğim videoda ben ne gibi sıkıntılar yaşadım bunları bahsediyorum. O videoya giderek de yayın için DSLR kamera ararken ne tür sıkıntılar çektiğimi ve başıma neler geldiğini anlatıyorum. O videoya gidip bakabilirsiniz. Aynı zamanda DSLR kameradaki görüntüyü bilgisayarınıza aktarabilmek için bir capture card'a ihtiyacınız olacak. Şimdi diyeceksiniz ki Onur, capture kartlar çok pahalı. Ama o şekilde çok detaylı, kaliteli bir capture kart almanıza gerek yok. Ben de şu an yayınlarımı zaten 150 TL'lik bir capture kart ile yapıyorum. Bunun ne gibi dezavantajı oluyor? Sadece 1080p 30 fps aktarabiliyorum. Biraz daha kaliteli bir capture kart alırsam, yani 500-600 liralar bandına çıkarsam eğer 1080p 60 fps'te aktarım yapabilirim. Ama şu an için herhangi bir gerek duymuyorum. Herhangi bir eksikliğini de yaşamadım. Sizlere önerebileceğim kamera çeşitleri bunlar. Şöyle aşağı yukarı piyasaya baktığım zaman zaten çok fazla bir çeşit yok. Kalitesinden emin olduğum ve gerçekten sizleri üzmeyecek olan modelleri sizlere tavsiye etmek istedim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.